Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Stoneheart oyunuyla birlikteyiz. Çok güzel bir macera, hayatta kalma, koloni kurma, şehir kurma oyunu arkadaşlar. Karakterlerimiz var. Her karakterin kendine has böyle özellikleri var. Hemen yeni oyuna başlıyorum. This is the story. Brave band of settlers. Cesur ve cesur insanlar bir yerde koloni kuracak. Buradan önce karakter seçiyoruz. Standart karakter seçim diyorum ben. Royal Children seçenler de var aslında. Hayatta kalmaları gerekiyor. Bir sürü kişi ulaşabiliyorsun. Yeni ziyaretçiler geliyor, katılabiliyor falan diyor. O zaman ben bunu seçeceğim. Tamam, bunu seçiyorum. Royal Children, A Society of Charming. Maceracılar. Seeking yeni bir yer seçiyor bak. Size hep seçmenize izin veriyor. Çölü seçebiliyorsunuz. Temperate seçebiliyorsunuz. Temperate de böyle orman falan işte. Tropikal mi seçsem acaba? Bu çok kurak diyor. Tamam mı? Bu diyor orman var diyor. Nehirler, göller falan var diyor. Dağlar var diyor. Ya ben bunu normal seçeceğim. Çölü bilmiyorum çünkü. Çölü hiçbir fikrim yok. Çöl nasıl olur? Evet. Barışçıl seçebiliyoruz. Normal seçebiliyoruz. Bir de hard seçebiliyoruz. Bakın. Barışçıl da inek koymuşlar. Normalde bir tane böyle elinde çekiç tutan biri saldırabiliyor. Oo, burada da canavarlar var bak hard'da. Tabii ki de normal seçelim biz. Çok zorlanmayalım. Select roster diyor. Crafting resources can be hard. Find when crossing ascendation. Craft etmek biraz zor olabilir. Dikkatli ol diyor. Tamam. Ve karakterlerimiz arkadaşlar. Süper. Oo, tipleri değiştirebiliyorum. Oo, isimleri değiştirebiliyorum. Oo, süper. Süper arkadaşlar. Zar var burada. Zarla değiştirebiliyoruz. Atalım bir zar daha. Atalım. Aa, bunu niye kilitledi? Ha, bunu kilit koyunca değiştirmiyor kilit koyunca. Tek tek de değiştirebiliyorum. Arkadaşlar böyle yapalım. Buradaki özelliklerin yüksek olmasını sağlamanız gerekiyor. Bu mind dediği kafası, beyni. Body gücü, tamam mı? Vücudunun gücü. Bir de spirit, ruhu yani. Hani ne kadar böyle sevecen biri falan. Öyle düşünün bu üç şeyi. Şimdi bu üçünün en yüksek olduğu bir ortalama. 4-4-4 iyi. Bunu kitleyelim. Tamam mı? Şu karakteri hair seç. Tipe gel. Saça bak. Oo, sakal yapayım ben sana, dur. Böyle de güzel oluyor. Color siyah yapalım. Oo, yakışıklı oldun. Nice. Tamamdır. Bunu kitledim. Şuna da bakalım. Yüksek özellik denk getirelim, arkadaşlar. Tamam, seni de tutuyorum ve bir tane de rastgele bir şey denk getirin. Ya bir tane mind, yine mind denk geldi. Hayır. Hadi lan body. Body 6. Tamam, body 5. Ne yapıyorsun? Ne seviyorsun sen? Craft seviyor. Oo, Heart of Crafter. İki tane crafter'ımız var. Mis. Crafter iyi bir şey. Oduncu yapmamız gerekiyor. Ne bileyim, terzi yapmamız gerekiyor. Mobilyacı, pardon, oduncu demişim. Bunların hepsini kabul ediyorum ama. Budur. Başlangıç malzemelerim de bunlar. Bunlardan birisini seçerek başlıyorum. Burada 3 seçeneğim var. Farmer başlangıç yapabiliyorum. Direkt farmer seçip yemek yapabilirim. Burada silah avantajım var. Ama ben ilki seçeceğim çünkü yemek önemli arkadaşlar. Ve başlayalım. Sonra da haritadan yer seçiyoruz. Başlangıç çok detaylı. Eskiden bu kadar detaylı değildi. Oyuna başla diyorduk, başlıyorduk arkadaşlar. Bu oyun inanılmaz gelişti. Şimdi buradan bakın, sağ tarafta özellikleri görüyoruz. Şöyle hayvan sayısı yüksek her yer. İyi. Mineralleri de yüksek bir yer denk getirmem lazım. Şöyle mineral 3 yapabilir miyim? Mineral 3 yapınca hayvan düşüyor. Hepsi 3. Bu iyi, süper. Budur abi. Seçiyorum burayı. Evet, settle here. Güzel, dünyamız da çok iyi oldu. İnanılmaz güzel ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar bu. Ben bayağı seviyorum. Uzun zaman önce oynamıştım. Böyle 3 boyutlu olarak başlıyoruz. Bakın, bize ilk öğretiyor. Böyle yapabilirsin diyor falan. Tamam, öğrendim peki. İlk başladığınızda bir yer seçiyorsunuz. Bakın, bütün harita bu. Bütün harita buradan ibaret. Etrafta psikopatlar var. Burada dağ tepe var.
Bu bayrağı koyduğum yer şehir merkezi olacak. Bizim aslında Banish'te benziyor, Rimworld'e benziyor. Böyle zaten biraz o oyundan, biraz o oyundan çok geliştirilmiş bir tarzı var bunun. Bilenler bilir. Şimdi nereye koyayım seni? Oyun halen devam ediyor. Çok vakit kaybetmek de istemezsiniz böyle. Burası en iyi yer ya. Burası en iyi yer. Şuraya mı gitsem diyecektim de yok. Sonradan bak köprüler falan yaparız, oraya süper olacak. Şurası bizim meydanımız. Boom. Atari kafa krallığı. Ya yumuşak G desteklemiyor. Tamam. Kral. Krallığı giy. Tamam. Atari kafa krallığını kurduk arkadaşlar. İlk iş tabii ki de böyle etrafı temizlemek. Böyle etrafta bir şey bulursanız onları temizleyin. Designated zones diyor. Tamamdır. Malzemeleri şuralara toplayın gençler. Şöyle bir 10'a 10. 10 10 10 10 10 ya da böyle büyük bir alan mı olsun? Tamam, büyük olsun lan. Tamam. Buraya bütün malzemeleri koyun. Tamamdır. İlk olarak bütün malzemelerimiz orada olsun. Şuraya da bir tane daha zone yapayım. Buraya sadece taşları koy diyebilirim. Aynen. Sadece materyalleri, böyle temel malzemeleri koysunlar. Tamamdır. Şöyle dur, iptal et. Şu zonu nasıl ben değiştirebiliyorum? Mesela bunu seçiyorum. Heh. Buraya koymayın. Buraya koyun tahtaları. Tamamdır. Biraz kafaları karıştı mı? Heh, yemekler orada olsun. Onlar orada olsun. Etraftan hasat yapın. Etrafta bir şey varsa toplanabilecek. Taşlar maçlar var. Beleş. Beleş çiçekler var. Böcekler var. O çiçekler herhalde ilaç yapmaya falan yarayan çiçekler olabilir diye tahmin ediyorum. Hatta dur bakayım. Bastığım zaman özellik gösteriyor musun bana? Can be harvested for... Aynen bak, healing. İyileştirmek için toplayabilirsin diyor. Ağaç durumumuz fena değil. Yanımızda biraz... Yok, ağaç durumu kötü. Ağaç toplayacağız. Şu ağaçları kesin. Tamamdır. Şunları da kesin. Göle doğru açın buraları. Göl kenarında sizlere villalar yapacağım. Canlarım benim. Oyunu hızlandırabiliyoruz fakat hızlandırmak istemiyorum çünkü çok uzun zamandır oynamadım. Hızlandırınca böyle kaçırabilirim. Senin özelliklerine bakalım. Dur öyle değil. Şöyle şöyle tıklıyoruz karaktere. Bak şimdi. Güvenliğim yok diyor. Kendini eksi, kötü hissediyor. Fakat sprint yüksek, artı 3 var. Ellerim boş diyor. Ellerim boş derken niye? Elin dolu senin. İş mi istiyor? Bizden iş istiyor galiba. Aynen, crafting seviyor ya. Bir tane mobilyacı yapacağız bize. Malzemelerin hepsini mobilyacı yapıyor çünkü. O önemli. Heh. Birisi geldi. Monkey keep you friends. Aa, bize hediye getirdi. Naryal İskender diye biri. Teşekkürler İskender. Sağ olasın. Hoş geldin hediyesi getirdi birisi bize arkadaşlar. Adamsın ya. Şimdi şöyle karakterlerimize bakalım. Bizde bir tane, yanılmıyorsam bir tane kılıç mı var? Ne bu? Potter's Cut, Heartling into Potter. Yok. Aa, bizde kılıç yok mu? O zaman craftsman yapmam gerekiyor ya. İlk iş. Dur, senin craftingin mi yüksekti? Kimin de craftingi yüksek olan? Gel buraya. İsimleri değiştirmek istiyorum arkadaşlar. İsim önerilerinizi yazın. Tamam, bu crafting. Seni crafter yapacağım kardeş. Seni, bu ne? Potter değil. Farmer da değil. Aa, farmer da değil. Yemek durumumuz fena değil. Başlangıçta yemeği seçtiğim için. Ama bize crafter gerekiyor. Şuradan nasıl seçeceğim crafter? Town alert mod. Bu başka bir şey. Design building, place item. Birisini crafter yapmam gerekiyor. Birisini crafter yapmam gerekiyor arkadaşlar. Güzel. Malzemeleri toplayın gençler. Bu arada ağaç topluyor musunuz? Nice. İyi, hızlı temizlediler ha. Güzel, bak burayı temizlemişler. İlk evlerini falan da yapabiliriz. Buradan böyle ev yapım mantığı çok iyi. Böyle template'ler var. Bu template'leri yapabiliyoruz. Tamam mı? Ya da özel kendimiz design yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Psikopat bir şey bu. Böyle design edebiliyoruz. Renk değiştiriyoruz. Bak böyle yapıyoruz. Mesela üstünü böyle yap, altını şöyle yap, taştan yap, tahtadan yap vesaire vesaire.
Direkt de yapabiliyoruz. Mesela buraya direkt evi inşa etmeye başlayıp şurada, tamam mı? Ondan sonra okey diyoruz, bize inşa ediyor. Onlara başlayacağız ama acelemiz yok. İlk olarak temelleri çözelim. Şimdi requires a carpenter diyor. Bir tane carpenter seçmem gerekiyor. Tamam mı? Hangi crafter'ı seçecektim? Seni seçecektim. Tamamdır. Sana iş atayalım. Diyelim ki requirements not met. Ne lazım? Crafted by blacksmith diyor. Oduncu. Arkadaşlar şey yapmam gerekiyormuş. Carpenter yapmam için, mobilyacı yapmam için öncesinde blacksmith gerekiyor. İşte her birini yapabilmek için diğerini yapmanız gerekiyor. Böyle hepsi birbirine bağlı. O da iyi. Peki, tamam, bunu yapmak için ne gerekiyor? Diyor ki blacksmith. Crafted by carpenter diyor. Tamam. Blacksmith yapmam için de seni blacksmith yapsam peki onu yapabiliyor muyum? Blacksmith hammer gerekiyor. Onun için de mason. Oduncu. Ha işte bak, onun için de oduncu gerekiyor. Oduncu için de herbalist staff crafted by potter diyor. Arkadaş hepsini birbirine bağlamışlar ya. Arkadaş hepsini birbirine bağlamışlar ya. Vay anasını ya. Tamam, potter yapacağız birisini. Çalışkan bir kızımızı seçelim. Potter. Potter olmak istiyor musun? Herbalist. Potter yaparsan bunu olur. Senin özelliklerine bakalım yalnız. Kaç kaç kaç. Kafa iyi. Vücut iyi. Ha, seni asker yapabilirim yalnız. Aynen, seni asker yapacaktım galiba. Yok, vazgeçtim. Sana bakalım. O değil. Şöyle karaktere bakalım. O bu da savaşmayı seviyor. Savaşma konusunda hangisini yapayım halen emin değilim ya. Vallahi emin değilim. Mind. Oo, bak bu olur sanki be. Bu olur sanki be. Ne seviyorsun sen? Gece çalışmayı seven psikopat bu. Gece çalışmayı seven kızımız. Tamam lan. Seni Potter yapıyorum. Battı balık yan gider. Bap. Tada. Evet. Onun görevini verdik arkadaşlar. Ve gelip buradan işini teslim alacak. Aa, süper. Çok güzel ya, değil mi? Şuna baksanıza. Mutlu oldu, mutluluktan uçtu. Bakayım, işim var diye seviniyor musun? Aa, sevinmeyeniz ama sevinecek, merak etmeyin. İşi var diye. Çalışmayı seviyor. Geceleri olduğu zaman mutlu olacak bu psikopat. Şimdi seni yaptık. Tamam mı? Seni yaptık. Potter'sın sen. Katalog yapabiliyorsun. Ne bu? Potter can now make basic. Temel malzemeler yapabilir şimdi. Potter diyor. Tamam mı? Potter da neyse ya. Potter ne abi? Aa, Potter çömlekçi arkadaşlar ya. Çömlekçi. Psikopat. Şimdi Potter'a, çömlekçiye. Aa, işte budur. Hey. Potter's kiln demiş. Potter'ın fırını. Tamamdır. Temel malzemeler yapmak için. Herbalist staff diyor. İlk olarak bunu yapabilirsin sanki ya. Bununla neler yapıyoruz? Temel clay malzemeleri yapabiliyoruz. Peki. Tamam. Requires herbalist craft menu diyor. Tamam. O zaman sen bunu yaparak başla. Hadi bakalım. Sonra bir de clay'den böyle araçlar yapmak için. Bak bu da şey. Clay'de döndürerek böyle yapıyorlar ya çömlekler arkadaşlar. O da onun için. Güzel. İki tane görev verdik ona. Bunun için ne eksik? Malzemen mi eksik? Sırayla bunların hepsini aldı görevleri. Arkadaşlar üzgünüm. Uyuyacak yeriniz yok ama yakında olacak. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Neredesiniz? Oo, deli gibi, arı gibi çalışıyorlar. Arı gibi çalışıyorlar. Adamsınız ya. İyi, yemek sıkıntımız yok. Ateşi yaktı bu psikopat. Adamsın ya. Hiçbir şey söylemeden kendi yaktı ha ateşi. Ben emir vermedim. Oo, benim bak çok mutsuz olmuş. Yorgunum demiş. Ellerim boş. Güvenliğimiz yok. Bir de yemeğimi çiğ çiğ yedim diyor. Oğlum zaten bunların hepsi ne ya? Hep sebze. Sebze çiğ yenir zaten. Ye. Güzel. Bayağı malzeme topladık arkadaşlar. Şimdi sırayla diğerlerini yapmaya devam edelim. Şu psikopat bizim crafter'dı. Seni şey seçemiyorum. Nerede?
Potter'ı yaptık zaten. Bize bunun için Blacksmith, bunun için Mason gerekiyor. Mason için de gerekiyor. Nerede Mason'ımız? Crafted by Mason. Ha, birisini Hammer, Blacksmith Hammer yapacağım. Tamam. Bir tane çekiç yapacağım. Potter, neredesin? Potter, gel buraya. Bakın, görevler yaptıktan sonra, herkesi görev atadıktan sonra burada hepsi aktif olacak zamanla arkadaşlar. Mesela burada işte mobilyacımız, burada terzimiz. Anladınız mı? İşte burada taşçımız. Taş oya oya bir şeyler yapılıyor ya. Silah falan da yapabiliyor. Gerçi bu chisel chisel diyor. Bu da blacksmith. Asıl silahlar demirden olur abi. Ama önce bunu yapmamız gerekiyor. Sırayla işte. Buradan bunun için ne gerekiyor? Bana Mason'ı söyle. Mason. Furniture requires a Mason diyor. Peki seni Mason seçsem ne olursun? Ne istersin mesela? Bakayım. Blacksmith crafted by Mason. Mason requires trapper, potter, carpenter. Tamam. Ne istiyorsun abi? Hammer. Blacksmith hammer. Ha. Çekiç. Yahu. Hadi yaptın mı clay'leri? Yaptın mı psikopat? Bakalım. Aa, şey yapmış. Fırını yapmış. Güzel güzel güzel. Fırını yapmış. Bunu şuraya bir yere koyalım. Vay, çalışkan psikopat. Seviyor tabii iş yapmayı. Heh, mutlu musun? Güzel. Onu yaptı. Sırada bu var. Bunun için malzeme eksiği var. Ne bu? Clay gerekiyor. Clay, 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 clay. Nereden buluyorum clay'i? Bilmiyorum. Clay'i bulacağız sana. Nehrin dibinden falan mı getiriyoruz clay'i acaba? Bakayım. Şuradan bana biraz malzeme toplar mısınız? Mesela şurayı kassam. Boğulmazlar değil mi? Korktum lan şimdi. Boğulmazlar değil mi? Mine block. Mine tunnel. Tünel yapabiliyoruz. Bu. Şurayı toplayın. Boğulmayın lan. Clay çıkar inşallah buradan bakalım. Çünkü clay dediğin, değil mi? Nereden olacak işte çamur işte. Buradan çıkar yani çamur. Nereden çıkacak? Boğulma lan. Pislik. Dur, şu clay galiba. Evet, clay, tamam. Güzel. Çık. Yüze yüze toplatıyorum. Nehrin dibinden. Clay lazım ama arkadaşlar. Ne yapayım? Güzel. Al o malzemeyi. Al o malzemeyi. Tamam. Bir blok kazdık. Çık lan. Geri. Sakın. Sakın. Sakın oradan çıkamıyorum demeyin bana. Sakın. Sakın ha. Şurayı merdiven gibi yapayım bari. Kazın şuralara. Kazın kazın kazın. Korkutmaya başladınız beni. Ölmüyorsunuz değil mi lan? He, muhabbet ediyorlar lan. Suyun altında sohbet mi ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Daily update. Ne oldu? Ha, günlük. Değerimiz artınca, galiba birisi katılabiliyor arkadaşlar. Next Heartlink Requirements diyor. Bu başarımları tamamlarsam her gün bu başarımlar da artıp duruyor bu arada sürekli. Hani gittikçe daha da yükseliyor bu miktarlar. Bizim kolonimize, şehrimize birisi katılabilir. Güzel, tamamdır. O clay'leri birisi alabilir mi lütfen? Dur, 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 dur. Dur lan. Kazmayın oraya. Yanlışlıkla yaptım. Remove, mining zone. Aynen, iptal. Okey. Oh. Tamamdır. Malzemeleri toplayın ya. Harvest. Gather. Tamam. Alın şunları. Devam. Tamam. Bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Toplayın şu malzemeleri, clay'leri. Oğlum, oradan çıkamıyor musunuz? Korkutmaya başladı bunlar beni arkadaşlar. Bunlar beni korkutmaya başladı. Şuraları kazar mısınız? Dur, şöyle yapalım. Aynen, ulaşabilecekleri yeri kazayım. Belki de ulaşamıyorlar oraya. Tamam. Kaz, hadi. Lütfen. Tamam. Nice. Sırayla kazıyorlar. Fark ettiniz mi? Tamam. Çıkar mısın yukarı? Hadi.
İptal et. Lan! Hata verdi. Çöküyormuş oyun. Oyunu böyle kullanamazsın Sinan falan diyormuş. Tamam. Şunu da kas. Tada. Oh! Güzel kurtardım. Kurtardım arkadaşlar sonunda. Oh be. O kuleyleri alır mısınız lütfen? Kuleyleri alalım. Birisi almaya geliyor galiba. Hadi. Ve boom. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Taş onlar ama. Oha, psikopat gitti orada craft etti. Arkadaşlar bizim çömlekçi gitti. Orada çömlek masası yaptı ya. Manyak ya, manyaksın ya. Tamamdır. Çömlek masasını alalım. Şuraya koyalım. Hazır da var, tamam. Çömlek fırınının yanına koyabilirim ya. Tamam, oraya getirsin. Koysun zaten. Yolda devam ediyor. Nice, 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 nice. Şimdi sana çömlekçiye yeni görev verelim. Çömlekçinin ne yapması gerekiyor? Mesela storage yapabiliyor. Bakın. Clay'den. Aynen çamurdan bir sürü şey yapabiliyor. Aa, budur Mason işte. Evet. Tamamdır. Bunu yap. Ne gerekiyor? Bütün malzemelerim var. Yap 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 yap. Güzel. Bizim çok hızlı bir biçimde demirciyi yapmamız gerekiyor. Şeyi. Mobilyacıyı yapmamız gerekiyor. Güzel. Bir karavan geliyor mu? The İskender Trading Karavan. Ha, alışveriş yapabiliyoruz istersek. İstersek alışveriş. Bak, satın alabileceklerimiz, satabileceklerimiz. Şu anda ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. İptal. Bütün malzemeler bana lazım. Yorgunluktan öldüler ya. Yapacağım size. Yatak yapacağım. Merak etmeyin. Canlarım benim. Evler de yapacağım size. Ama şimdilik böyle idare edin. Tamam mı? Şimdilik idare edin. Bir de savaşçı da yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim bir tane kılıç yapmamız gerekiyor. Çok hızlı bir biçimde. Taht. İşte o yüzden Mason'ı yapmak istiyorum. Mason duvarcı galiba ya. Değil mi? Mason duvarcı sanırsam arkadaşlar. Çok hızlı biçimde onu seçip ondan sonra da mobilyacı. Yorgunluk. Canım ya. Bayıldılar bunlar ya. Oo, çok çok mutsuz. Şuna bak. Ne kadar mutsuz. Güzel yemek yediği için mutlu. Tabii Spirit. Pine Ring Spirit diyor. Niye mutlusun lan sen? Senin Spirit 3 bir de. Bilmiyorum bak. Bir sürü özellikleri var. Daha bu özellikleri çok daha detaylı bakarız zaman içinde. Aynen. Güzel ya. Nasıl oyun arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bu oyuna bayılıyorum. Oynaması da eğlenceli böyle. Küçük küçük detaylarla uğraşıyorsunuz ya. RimWorld gibi. Küçük küçük detayla uğraşma olayı çok güzel oluyor. Bu ne? Tilki? Ne yapıyorsun? Psikopat. Manyak. Ne yapıyorsun sen burada? Güzel. Oğlum amma malzeme toplattım ha. Biraz abarttım mı? Emin değilim ama ya. Lazım olur. Hepsi lazım olur zaman içerisinde. Tamamdır. Sen craft'ı yaptın mı bu arada? Bakalım. Daha yeni uyanmıştır. Malzeme getiriyordur belki. Bizim Potter'a bakalım. Yaptı galiba lan. Bir saniye. Oo. Nice. Dur. Eğer yaptıysa şu muydu bizim iyi crafter'ımız? Buna iş atayabilirim demek. Yok, daha yapmamış. Daha yapmamış. Yapacak. Daha yapacak arkadaşlar. Birisini de çiftçi yapmamız gerekiyor ya. Bitkileri seven bir psikopat vardı galiba. Onu çiftçi yapabiliriz sonra. Bak, tahtadan kılıç yapmamız gerekiyor. Bir tane asker seçmemiz için footman. Bir tane asker seçebilmek için tahtadan kılıç gerekiyor. Tahta ne işe yarayacaksa asıl taştan gerekir. Ha, ne yapıyorsun sen? Malzeme mi getirmeye devam ediyorsunuz? Daha burada birkaç tane daha clay var ha. Bu taş, bu clay. Güzel. Güzel güzel topla. Bu arada bu merdiven gibi yapmazsak sıkıntı oluyor. Onu fark etmiş olduk. İyi ki öğrendik. Neredeyse boğuyordum adamları. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Yapmaya devam et. Bir de şöyle bir karakterlere bakalım genel olarak. All things considered. Ben iyiyim. Mutlu olan yok bu arada. Hani her şey iyi iyi hepsinde.
Az önce fark ettim arkadaşlar. Mason'ı yapabilmek için bizim duvarcıyı, taşçıyı. Bu arada taşçı daha doğru galiba. Bizim taşçıyı yapabilmek için. Bakın bir tanesine tıklayın mesela şu psikopata. Önce Potter'ı yapmamız gerekiyor, tamam mı? Potter. Ondan sonra da Mason'ı yapabiliyoruz. Ama Potter'ı yaptık. Değil mi? Yapmamışız gibi gösteriyor. Fakat level 2 olması gerekiyormuş Potter'ın. Bak Potter level 2 olduğu zaman diyor Mason's Chisel'ı craft edebilir diyor. Nice. O zaman buna daha görev vereceğiz. Buna bir sürü görev vereceğiz arkadaşlar. Ne yaptıralım sana? Clay Market. Market yaptırabiliyoruz. İşe yarayan bir şey yap bari. Milleti mutlu edecek. Aa, Clay'den yatak yapabiliyorsun. Güzel, herkese yatak yap. Ya da birkaç tane yap ya. Çünkü bu kötü bir yatak ya. Bu kötü yataktan çok yapmak istemem. Açıklamasında bile yazıyor ya. Bak geçici. Hiç rahat değil ama seni en azından yerden uzak tutar diyor. Aslında bu yataktan yapmamak lazım ya. Başka bir şey mi yaptırsam lan sana? Çünkü o yataklar harbiden kullanmayacağız. Çöp olacak sonradan. İşe yaramayacak. Aa bak bunu yapalım. Craft requirements unmet. Bunu yapabilmek için. Oğlum clay bitmiş lan. Daha çok clay lazım. Clay, 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 clay. Tabi çömlekçiye deli gibi clay lazım. Ne olacak? Clay, clay, clay. Tamam, blok, blok. Tamam. Bu olmayacakları bir biçimde. Şuralardan biraz clay çıkartsınlar. Tamam. Acaba şu zemin mi clay? Hangisi clay bilmiyorum ki. Şu zemin clay olabilir ya. Şu yan kısımlar toprak sanki. Emin değilim. Güzel. Kazın, kazın. Daha çok ondan yapsın. Bir de buradan bizim diğer işler için bakın arkadaşlar. Şuraya herbalist için, bu bizim bitkici mi diyeyim, ne diyeyim ona? İşte iyileştirmek için herbalist yapıyoruz ya. Bir de Mason Clay Chisel demiş. Bunu yapmadı ya. Aa, yoksa clay mi yetmedi buna? Ama bunu yapmadı ya. Chisel yapmak için. He, leveli de yüksek olması gerekiyor. Doğru. Bu da şimdilik sırada dursun. Bir tane sırada dursun. Zamanı gelince yapar. Aa, şuna baksanıza ne kadar güzel ya. Ateşin etrafında oturmuşlar. Aa, süpersiniz. Mutlu musunuz lan? Birazcık mutlular en azından. Beraber durdukları için galiba. Aynen, beraber durdukları için biraz mutlular. Ama yeterli değil. Bak, yerde yattıkları için mutsuz olmuşlar ve bu mutsuzlukları artıyor. Ah, sizi mutlu yapacağım, merak etmeyin. Az kaldı. Bizim çömlekçi level atlasın. Sırayla. Sırayla olacak arkadaşlar. Oo, ne oldu lan? Birden buraya geldim. Çömlekçiye level atlattırmam gerekiyor. Ondan sonra sırayla ilerleyeceğiz. Bizim taşçıyı yaptıktan sonra da gerisi çok hızlı biçimde olur arkadaşlar. Evet, Stone Art bu şekilde gelişmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Birkaç bölüm sonrasında bütün görevleri herkese atamış olacağız. Buradaki görevlerin hepsini, en azından şu alt kısmı, bir de şunu özellikle atamamız gerekiyor. Şunları ve şunu atamamız gerekiyor. Daha sonrasında da bu görevleri atadıktan sonra evlerimizi, binalarımızı, burayı böyle çok güzel, böyle küçük bir kasaba, şehir yapacağız arkadaşlar. Aklınıza gelen güzel fikirleri muhakkak yorumlardan yazın. Stone Art bilenleriniz varsa önerilerde bulunsunlar. Ben az çok biliyorum, zaten öğreniyorum, görüyorsunuz. 1,5 senedir oynamadığım için. Fakat inanılmaz, ama inanılmaz eğlenceli yapmışlar oyunu. O karakterlerin falan özellikleri, kişilikleri falan çok ama çok detaylı, çok güzel olmuş. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Deli bir like atmayı, seriyi desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.